Merhaba kardeşlerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yumurta kontrolü yapacağız arkadaşlar. Yumurta kontrolünde neler yapılması gerektiğini, kaç gün sonrasında yumurta kontrolü yapılması gerektiğini bunları tek tek size anlatacağım arkadaşlar. Uygulamalı bir şekilde sizlere göstereyim ki arkadaşlar sonraki süreçlerde eğer kuşlarınız varsa siz de bu şekilde uygulamalı bir şekilde yumurta kontrolü yapın diye. Boşu boşuna boş yumurtalarda 20 gün, 15 gün kuşlarınızı boşu boşuna yatırıp yormayın diye bu videoyu çekmeyi istedim arkadaşlar. Öncelikle yumurtamızı ilk başta bir alalım arkadaşlar. Bir kuşumuzu çıkaralım ilk başta. Arkadaşlar bu yumurtalar 5 Ocak tarihinde çıkmaya başlamıştı. Dikkat ediyorsanız şöyle ben kamerayı düzgün bir şekilde ayarlayayım. Öyle çekelim. Arkadaşlar görüyorsanız yumurtada damarlanmalar var. Şöyle en net bir şekilde size göstermeye çalışıyorum. Fark ettiyseniz arkadaşlar yumurtanın şu taraflarında damarlar var. Bu yumurtanın dolu olduğu anlamına geliyor. Başka yumurtamıza bakalım. Bu arada yumurtayı düşürecektik. Az kalsın. Şimdi arkadaşlar dikkat ediyorsanız yumurtada koyu bir renk hakim. Herhangi bir şey görünmüyor ışığı tuttuğumuz halde. Bu yumurtanın daha da tutmuş hali bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yavru içerisinde geliştikçe yumurtada ışık tuttuğunuz zaman çok fazla bir görülme olmaz. Şöyle arkadaşlar şuradan eğer ışığı kesebilirsek daha detaylı bir şekilde belki damarları görebilirsiniz. Yeterince rahatsız ettik. Bu kuşlarımızın yumurtasına bir bakalım arkadaşlar. Net gösterebileceğim bir yumurta arıyorum sizlere.
sebzelerimizi, yumurtaları kırmazsak iyidir. Yumurtalar içerisindeki embriyolar gelişmeye başladıkça yumurta kararmaya başlar arkadaşlar. Bu yumurta büyük ihtimal boş. Diğer kuşumuzun yumurtası. Buraya da işaretlemiştik zaten, o yatmadı. Şöyle elinizle de zaten aldığınız zaman yumurta kendini belli eder ama biraz daha bekleyelim. Bu da onun yumurtası. Ben bu yumurtadan eminim. Bu yumurta boş gibi. Arkadaşlar, bunu atalım dışarıya. Bu da fos. Şurayı kapatalım da kapıyı da açtık video çekerken. Buyurun arkadaşlar, yumurta kuş damarlanmış, tutmuş yumurta. Fakat kuşumuz yumurtaya yattıktan bir süre sonra yumurtadan kalkıyor. Haliyle de yavru içerisinde yarım bir şekilde oluşmuş halde, böyle bu durumda içinde ölüyor. Fos bir halde. Bunu da atacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yumurta doluluğu da bu şekilde oluyor. Kuşların yumurtasını kontrol edeceğiniz zaman kuşunuz ilk yumurtasını bıraktığında işaretleyin. Her yumurtladığı zaman, mesela ilk yumurtayı yumurtladığı zaman kalemle bir işareti vurun. İkinciye iki, üçüncüye üç diye işareti vurun. Birinci yumurta 7. günün sonrasında damarlanmaya başlar. Işık tuttuğunuzda kuşunuzda damarlanma varsa yumurtanızda, döl tutmuştur yumurta. Yoksa yumurtanız boştur. Birinci yumurtayla işaretlemenizin nedeni de şudur. Birinci yumurtayla üçüncü yumurta arasında hangi yumurtanın olduğunu bilemezseniz, 7. günün sonrasında kontrol ettiğinizde üçüncü kuşun, yani üçüncü yumurtanın kontrolü yaptığınız zaman haliyle damarlanmayı göremeyeceksiniz. Çünkü arada 7 gün fark olmamış olacak. Çünkü kuşlar 2 gün arayla bazen yumurtlar. Onun için iyi bir şekilde gözlemleyin, kontrol edin. Ona göre kontrolünüzü yaparsınız arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yaparsanız da sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.